Yeni bir kitap önerme videosuna hoş geldiniz. Bu sefer 4 tane kitap önereceğim ve bunlar tarih kitapları olacak. Bu sefer araya felsefe veya başka türden bir kitap eklemeyeceğiz. Hatta bu kitaplardan birisi aslında pek de önermediğim bir kitap olacak. Direkt o kitaptan başlayalım isterseniz. Armstrong'un Bozkurt kitabı. Bu Türkiye'de sansürlenmiş bir kitaptır. Atatürk hayattayken yazılmıştır. Bir İngiliz gazeteci bunu yazmıştır ve bu kitap Atatürk'le alakalı anlatımları yüzünden başlarda sansürlenmiştir. Özellikle İsmet Paşa Atatürk'ün bunu okumasını pek de istememiştir. Atatürk daha sonra bu kitabı okumuştur ve ne var canım bunda işte böyle şeyler de olacak arada yani. Hatta keşke biraz daha konuşsaymış, az bile söylemiş tarzında pek de eleştirel olmayan şeyler söylemiştir. Ancak ben bu kitabı eleştireceğim. Kitap öncelikle bir tarih kitabı gibi görülüyor ama aslında bir romandır ve içinde gerçekten de kurgulanmış birçok olay vardır. Şunu baştan söyleyeyim, burada Atatürk'le alakalı en ufak kötü bir şey geçtiği zaman hemen onu yanlış yalan tarih diye adlandıran tiplerden değilim. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Ancak bu kitapta gerçekten de yazarın hayal gücünden ortaya çıkmış birçok şey var. Örnek vermek gerekirse Çanakkale Savaşları ile alakalı çok kısa geçmiş olmasına rağmen tonla hata yapmıştır raporların günleriyle alakalı, savaştaki asker sayılarıyla alakalı birçok şeyi kafasından kurgulamıştır. Bunun haricinde Atatürk'ün hakkında pek de bilmediğimiz zamanlarıyla alakalı, hakkında pek de belge olmayan yaşlarıyla, dönemleriyle alakalı çok fazla anlatım var. Yani kesin bilgi olmayan şeylerle alakalı sallamış da sallamış. Hani Celal Şengör bu kitabı çok fazla övüyor. Sanki böyle Atatürk'le alakalı en iyi kitaplardan birisiymiş gibi lanse ediyor. Millet de öyle zannediyor. Yazık. O işler pek öyle değil çünkü kitapta öncelikle birçok tarih hatası var. Yani tarih kitabı olarak ele aldığınız zaman içinden çıkamıyorsunuz. İkincisi tamamen taraflı bir bakış açısı var. Yani burada sadece Atatürk'ün arkadaşlarıyla birlikte değil onlara rağmen başarılı olması gibi bir durum yok. Burada Atatürk'ün normalde başarılı olmaması gerektiğini söyleyen bir durum var. Yine de kitap okunmalı yani madem bu kadar beğenmiyorum, madem bu kadar aşağılıyor gibi konuşuyorum. Niye öneriyorum? Çünkü bilinmesi gerek. Yani böyle kitapların da okunması gerek. Ki bu gene iyi bir kitaptır. Hani hafiften Atatürk'e yalakalık da yapmıştır bu arkadaş. Çünkü gerçekte de onu tanımıştır zaten. Hani röportaj yapmışlığı da vardır. Bundan çok daha kötü kitaplar var. Yani Rıza Nur'un hatıratı var. Veya Karabekir'in kendi günlükleri var. Anıları var. Bunun haricinde Mısıroğlu'nun yazdığı kitaplar var. Lozan'la alakalı tonla hikaye var. Saymakla bitiremeyiz. Zaten 10 Kasım videosunda bazı olaylara değinmiştim. Böyle kaynaklara da bakmak lazım. Yani sadece inkılap tarihçilerinin yazdığı kitaplara değil, Atatürk'e zıt olan kitapları da okumak lazım ki en azından bu adamı sevmeyenler niye sevmiyor veya hangi kaynaklara göre bu adama cephe alıyorlar bilmek lazım. Araştırma yaptığınız zaman tek taraflı değil, her taraftan bakmanız lazım. Öbür türlü pek de bir şey öğrenemezsiniz. Sadece ezberleyip anlatmış olursunuz. Yorum yapabilmek ve anlayabilmek için iki görüşe de ihtiyaç var. Bunu da şöyle örneklere dayandırabiliriz. Örneğin Atatürk'ü sürekli yücelten, tanrılaştıran kitaplara baktığınız zaman onların da yalan söylüyor olduğunu görüyorsunuz. Mesela Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını şöyle ifade edenler de var. Bandırma bir gemi değil, ufacık bir kayık, kırık dökük paramparça bir şey ve Atatürk 3-4 kişiyle birlikte gizli gizli Samsun'a çıkıyor. Bunu öğretiyorlardı okullarda 80'li yıllara kadar. Yani insanlar böyle şeyleri gerçek tarih diye öğreniyordu. Tabii ki bunu Atatürk kendisi yaptırmıyordu. Ondan sonraki çirkin politikalar, onu tanrılaştırma politikaları böyle yalan tarih yazılmasına sebep oluyordu. Bunun tam tersi de şimdi intikam alırcasına iyice onun başarılarını küçültmek için yapılmaya başlandı. Artık nasıl ki zamanında koskoca bandırma vapuruna ufacık bir kayık diyerek buradaki başarıyı büyütmeye çalışıyorduysak Şimdi Çanakkale Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı Sakarya'yı ufacık mahalle kavgalarıymış gibi göstermeye çalışıyoruz. İki türlü de yanlış tarih yapıyoruz. Bunu görmek için de her türlü kaynağa bakmak lazım. Bozkurt burun için zayıf bir örnektir aslında. Çünkü dediğim üzere çok taşlama kitabı gibi değildir ama içinde tarihsel olarak birçok yanlış vardır ve özellikle Atatürk'ün özel hayatını anlatan bölümler tamamen yazarın kafasındaki olaylardır. Ha, burada Atatürk'ü evliya gibi göstermeye de gerek yok. Yani hiç içmez miydi hiç? Hayatında hiç mi ilişkisi olmadı? Bunlarla alakalı tonla kitap var. Onları da zaten zamanla önereceğim. Yani onun da bir insan olduğunu unutmamak lazım. Ama işi böyle iyice abartmamak da lazım. Şimdi diğer bir kitap. 1200 Yıllık Sürgün. Ahsen Batur'un yazdığı bir kitaptır. Çok güzel bir kitaptır. Burada 1200 yıllık sürgün deyince aklınıza roman veya öykü, göç falan gelmesin. Bu direkt Türklerin tarihini anlatır. Yani Göktürkler, Uygurlar, Hun Türkleri, Osmanlı, Selçuklu vesaire Türk boylarının gelişimini, dağılışını ve bunların nereye nasıl göç ettiğini, Türk adının özellikle 1200 yıl boyunca nasıl saklandığını ve nasıl 1800'lerin sonunda Türk adının tekrardan ortaya çıktığını ve Atatürk'ün de yardımlarıyla Türk adının yüceltildiğini görüyorsunuz. Çünkü şu anda ne mutlu Türk'üm diyeni diyoruz ama eskiden Neyse fazla şey yapmayayım oraları. Zaten az çok tarih araştıranlar bilirler. Bu kitapta o konuda araştırma yapmak için kaynaklara dayanan güzel bir kitaptır. Şimdi üçüncü bir kitap yine Atatürk'le alakalı bir kitap. Hatta direkt olarak Atatürk'ün yazdığı bir kitap. Atatürk'ün sadece nutuğunu biliyoruz. Sanki sadece onu yazmış gibi veya işte onun mason olduğuna dair iddialar ortaya atanlar sayesinde Geometri kitabını biliyoruz. Ancak Medeni Bilgiler kitabı direkt Türk tarihini anlatan bir kitaptır ve Atatürk'ün kendi yazdığı bir kitaptır. Tekrardan söylemiş olayım. Biliyorsunuz 30'lu yıllardan sonra Atatürk güneş dil teorisi gibi veya köken araştırmaları gibi birçok şeyle uğraşmıştı ve Türk tarih tezi oluşturmaya çalışıyordu. Türkler kaç bin yıldır vardır, gerçek Türk nedir, Avrupa'da Türkler nasıl görülmüştür veya Türklerle alakalı belgeler kaç bin yıl öncesine kadar gidebiliyor. Türkler Osmanlı ve Selçuklu'dan mı ibaret yoksa İslamiyet'ten önce nasıl Türk kavimleri vardı? Hangi destanlar vardı gibi gibi tonla araştırması vardı ve bunları kaleme almıştı. Hatta bu araştırmalar birçok tarihçi tarafından kontrol edilmişti. Birçok kişi bunları kusurlu veya eksik görmüştü ki bunlar ünlü tarihçilerdi. Celal Şengör zaten bunlardan bahsetmişti aslında. Hani az önce adamı kötülüyor gibi konuştuk ama onun da en azından şu anda halkı bilinçlendirmek adına güzel şeyler yaptığını söyleyebiliriz. Bu kitap Afet İnan tarafından hazırlanmıştı ve okullarda ortaokul ve liselerde ders kitabı olarak okutulmuştu. Yani bu kitap Atatürk'ün yazdığı ve onun emriyle insanlara öğretilen bir kitaptı. Özellikle Atatürk'ün dinle alakalı görüşleri işte bu kitaptadır. Atatürk burada biraz dini görüşüne değinmiştir ancak bu kitaba bakarak onun ateist veya teist olduğunu söyleyemeyiz. Ancak onun fikirlerini en azından sansürlenmediği kadarıyla görebiliriz ki bu kitap da yine sansürlenmiştir onu söyleyeyim. Hatta Atatürk öldükten sonra okullardan kaldırılmıştır, yasaklanmıştır. Yıllar boyunca bu basılamamıştır. Daha yeni yeni basılmaya başlandı. Şu anda internette var. Çok da pahalı değil. Bulabilirsiniz. Bu kitap Atatürk'ün yazmış olduğu ikinci kitap olduğu için daha doğrusu ikinci diyorum ama onun yazdığı tonla kitap var. Biz tarih bakımından ikinci kitap diyelim. Nutuk'tan sonra okunması gereken önemli kitaplardandır. Heh, doymazsanız bir de askerle hasbihal gibi çevirme kitaplarına da bakabilirsiniz. Çünkü askerlikle alakalı da birçok kitabı var. Şimdi son bir kitap Sinan Meydan Atatürk ile Allah arasında kitap zaten hakikaten kitap gibi ancak şunu da söylemek lazım. Başlarda objektiflikten bahsettik ki hani. Bu kitabın da tamamen objektif bir kitap olduğunu iddia edemeyiz. Onu baştan söylemek lazım. Burada Sinan Meydan 15 yıllık bir araştırma sonucunda bu kitabı ortaya koydu. Birçok belge hatta kitabın belki de 100 sayfası sadece belgelerden ve kaynaklardan alınmaydı. Ancak o da kendi görüşüyle bunu anlatıyordu. Yani kimine sorsanız Atatürk din düşmanı, dinsiz ateistin tekidir. Kimine sorsanız her gün namaz kılan, her gün hocalara mevlüt okutturan bir adamdır. Yani bunun hangisinin doğru olduğuna birçok kaynağa bakarak siz karar vereceksiniz. Bunun için de bu kitabı da okumanız gerekiyor. Atatürk'ün ile alakalı veya onun dinle alakalı yaptığı çalışmalarla alakalı en kapsamlı çalışma bu çalışmadır. Bunu bir idrak edersek ve bu kitabı okursak çok iyi olur. Atatürk'ün not defterleri de var. Onun gerçekten dinle alakalı görüşlerini samimi bir şekilde ele aldığı kitaplar da var. Direkt olarak günlükleri var. Onları da ileriki videolarda zaten öneririm ve şu anda birçok videomda da kaynak olarak kullandım zaten. Ancak bu kitap Atatürk'ü tanımak için çok önemli. Hani sadece meclisi açarken dua okuması, kurban kesmesini örnek gösteriyorlar. Ancak ondan sonra ölümüne kadar geçen bir 15 yıllık süreç var. 15 yılda insanlar çok değişir. Atatürk yine de dinle alakalı birçok hizmet vermiştir. Özellikle hiçbir din adamının yapmadığı kadar İslam'a hizmet etmiştir diyebiliriz. Bunu da bu kitaba bakarak görebiliyorsunuz. Ancak yorum kısımlarını olduğu gibi kabul etmeniz gerekmiyor. Neticede bu kitabı da bir insan anlatıyor ve kendi görüşünü de bir yere kadar katıyor. Ancak kaynak bolluğu açısından araştırma kitabı olarak görülebilir. Hepinizin de işine yarar. Önceki videomda Atatürk'e değinmemiştim sanırım. Burada yeterince Atatürk önerisi yaptık diye düşünüyorum. Zaten bu kitapları da okumak baya bir vaktinizi alır. Hani bir ay içinde okumak herkesin harcı değildir. Dolayısıyla 4 kitap önerdik ama yeterli kitapları önerdik diye düşünüyorum. Çok fazla felsefe ve din gitmeyelim. Biraz da tarihe ağırlık verelim. Umarım okursunuz. Aranızda okuyanlar varsa da yorumlarda belirtsin. En azından insanlara fikir vermiş olur. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.